yine Facebook ve Instagram üzerinden canlı yayındayım. Bugün kendini sevme meydan okumasına devam ediyoruz ve çok az kaldı bitişe. Ben çok heyecanlıyım çünkü yarın size çok güzel bir şey açıklayacağım. Onun için bir heyecan var içimde. Bugün 27. gün. Nasıl herkes? Merhabalar. 27. gündeyiz bugün. Ve bugün sizden istediğim aktivite yardım istemekti. Nasıl geçti ve size nasıl hissettirdi yardım istemek? Dün işte Facebook üzerinden bir yorum vardı mesela, işte her şeyi kendimiz halletmeliyiz, insanlara muhtaç olmamalıyız gibi. Aslında burada hani bahsettiğim şey, yardım istemek de ihtiyacınız olduğunda yardımı istemek. Tabii ki de hani kendi başımıza birçok şey yapabiliriz ama yardım istemenin güçsüz bir şey olmadığını da farkına varmak. Nasıl hissettirdi size? Böyle bir yardım istediniz mi birisinden? Ben istedim. Bir de yani hani yardım istemek, bir de aslında evrenden istemek de bununla da bağlantılı bir şey. Çünkü hani istemeyi bilemiyoruz bazen, ya da işte çok yokluğa yoğunlaşıyoruz, varlığa çok yoğunlaşmıyoruz. Onun için o da ayrı bir şey yani, hani evrenden bir şey istemek, Allah'tan bir şey istemek, hani Allah'tan da yardım istemek. Bu da yine her zaman yapabileceğimiz ve bizi iyi hissettiren, güçlü hissettiren ve yalnız olmadığımızı hissettiren bir şey. Dolayısıyla merak ediyorum nasıl hissettiniz kendinizi. Ben iyi hissettim. Hatta bu akşam da bazı öğrencilerimle bir yemeğim olacak. Onlarla da, onlardan da mesela yardım istedim gelirlerken. İşte bazı hazırlıklara yardım etmeleri açısından. Dolayısıyla yani bunda hiçbir şey yok ama birlikte hayatı paylaşmaya faydalı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu grup üzerinden paylaşayım. Yarınki aktiviteyi de size açıklamak istiyorum. Yarın 28. gün, çok az kaldı bitişe. Şöyle bakayım, evet. 28-29 pazar günü bitiriyoruz yeni yıl gününde. Son aktivitemiz o gün. Yani son canlı yayınım sizinle cumartesi günü olacak. Ve son aktivitem de size pazar günü yapacaksınız. Evet, şimdi bunu gruba da paylaşıyorum. Şimdi yarınki konu aslında çok önemli. O yüzden biraz da insanların toplanmasını bekliyorum. Gerçekten de keyifli bir konu. Defterimiz vardı biliyorsunuz başından beri ve oraya bir şeyler yazdırmıştım ben. İşte heyecanlandığınız, mutlu olduğunuz anları yazın, işte hedeflerinizi yazın gibi, en mükemmel gününüzü yazın. Böyle birçok şey yazdık o defterimize. Şimdi yarın sizden istediğim şey, gün içinde dikkat edin nelere sinirleniyorsunuz, neler sizi kızdırıyor, neler sizi tetikleniyor, neler böyle üf, ya bu kadın da bir susmuyor dedirtiyor. Mesela beni gördüğünüzde bazınız böyle, aa bu yine çıktı, yine canlı yayın yapıyor, böyle bir şey hissediyor musunuz? Ya da işte herhangi bir olay, ofisteki bir arkadaşınız ya da işte havanın durumu bile olabilir. Sizi rahatsız eden şeyler, okay? Nelerden tetikleniyorsunuz, nelerden sinirleniyorsunuz, neler sizi böyle içinizi böyle bir tuhaf ettiriyor, okay? Olumsuz olarak düşündüğünüz duygular. Şimdi o duyguyu fark ettiniz, ilk adımımız o. Fark edin. Abi dur bir dakika, ben burada bu insanın şu davranışına sinir oldum. Şu olaya sinir oldum. Okay? Fark edin. Sonra durun. Mümkünse yavaşlayın. İkinci adım.
bunu anında yapamayabilirsiniz. Yapamazsanız sonrasında söyleyeceğim. Durdunuz. Okay. Mesela iş yerinde birisine gıcık oluyorsunuz. O anda bir durun. Evet ya, bir dakika, ben şu an bu insana gıcık oluyorum. Yavaşla. Rahat nefes alıyor musun? Rahat mısın? Karnın rahat mı? Çenen rahat mı? Ve bedeninde ne var? Ne hissediyorsun? Boğazında bir düğümlenme mi? Midende bir yanma mı? Başının üstünde bir ağrı mı? Bedeninde ne hissediyorsun? Bu tetiklenmeyle. Fark et. Defterine yaz. Sonra mümkünse eğer sor kendine. Benim neye ihtiyacım var? Okay. Çünkü şöyle bir şey. Marshall Rosenberg'in kitabında şiddetsiz iletişim ve eğitimleri de var zaten Türkiye'de. Tetiklendiğimiz, sinirlendiğimiz her an çocukluğumuzda karşılanmayan bir ihtiyacımızı bize hatırlatmaya çalışır. İçimizdeki çocuk bize der ki, hey bana bak, bana bak, ne oluyor der. Beni duy der. Çocukken karşılanmayan bir ihtiyacınızdır o sinirlenme anınız. Sizinle ilgilidir aslında. Karşınızdaki insanla değil. Siz tüm gücünüzü o kişiye verirsiniz ve ona sinirlenirsiniz. Bu politikacılar bile olabilir. Yani sinirlendiğiniz haber olabilir, ülkenin durumu olabilir, birçok şey olabilir. Ve sinirlenmek de haklı olduğunuz şeyler de olabilir. Okay? Burada kişinin doğru yapıyor, kişiyle ilgili bir işimiz yok. Burada siz nelere tetikleniyorsunuz? Bir, fark edin. İki, durun. Aa dur, ben burada bir şey sinirlendim. Rahatlamaya çalış. Bedende ne hissediyorsun? Bedeninde bir şey hissediyor musun? Ensende belki, sırtında belki. Fark et. Ve oraya doğru nefes alırken sor kendine. Benim neye ihtiyacım var? Beden kesin kes bunu size söyleyecektir. Onu da not alın. Sonraki adım. İhtiyaç ortaya çıktıysa eğer, ben bu ihtiyacımı nasıl karşılayabilirim? Her bir şey olabilir. Mesela korunma ihtiyacı olabilir, barınma ihtiyacı olabilir, sevgi ihtiyacı olabilir, duyulma ihtiyacı olabilir. Pek çok ihtiyaç var. Karşılanmayan birçok ihtiyaç olabilir. O an fark edin ve not alın. Ve bir şekilde bir strateji geliştirin. Ben bu ihtiyacımı nasıl karşılayabilirim diye. Bunları defterinize yazmanızı istiyorum. Ve ilerleyen zamanlarda bu ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabildiğiniz, yani stratejiler oluşturduğunuzda stratejilere bir şekilde uyun. Ve yeniden tetiklendiniz. Yine fark edin. Yine bakın. Belki aynı ihtiyaçta birden fazla kez karşılaşacaksınız. Ve çünkü çok normal. Çünkü o içinizdeki çocuğu belki bugüne kadar hiç dinlemediniz. Hiç duymadınız. Okay. Yani yarın istediğim şey sizden. Tetiklendiğiniz anlarınızı fark edin. Yazın. Durun. Yavaşlayın. Bedeninizi fark edin. Hissedin. Okay. Sorusu olan var mı? Bu sadece çok kısa bir şiddetsiz iletişime böyle ucundan bir şeydir. Eğitimleri zaten hani İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde verilmekte. Sadece böyle benim aldığım eğitim
min bir parçasıdır Wild Woman Academy'de. Biraz bir giriş gibi bir eğitim aldık orada. Ben de sizinle onu paylaşmak istedim. Sorusu olan varsa alabilirim. Bekliyorum. Galiba yok gibi. Size ben bir yandan bir şey okuyacaktım. Biraz örnek ihtiyaçları okumak istiyorum size. Okay. Kutlama ihtiyacı. Duyulmak, görülmek, ciddiye alınmak ihtiyacı. Kabul görme ihtiyacı. Takdir edilme ihtiyacı. Değer görme ihtiyacı, gözetilme ihtiyacı, aidiyet ihtiyacı, düşünülme ihtiyacı, katkıda bulunma ihtiyacı, yani yardım etme, katkıda bulunma ihtiyacı, işbirliği ihtiyacı, duygusal güvence ihtiyacı, şefkat ihtiyacı. Okay. Biraz daha size böyle hani... İletişim ihtiyacı, sıcaklık ihtiyacı. Merhaba Bella. Sonunda katıldın mı bize? Sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı, yakınlık ihtiyacı. Bella'nın şu an yakınlık ihtiyacı var galiba. Aa, merhaba de. Bella canlı yayında şu anda. Evet. Evet. Bozmayalım. Evet, anlayış ihtiyacı, destek ihtiyacı, birçok ihtiyaç var. Okay. Bunların tam listesine Şiddetsiz İletişim kitabında bulabilirsiniz. Ama size örnek olması için birkaç önemli olanları saydım. Barış ihtiyacı, huzur, düzen. Okay. En temel ihtiyaçlar olan hani korunma, barınma, hava, su gibi. Bunları dediğim gibi bir aklınızdan geçirin. Tetiklendiğiniz anları fark edin. Bedeninizi hissedin. Fark edin ne hissediyorsunuz ve bedeniniz size ne söylemeye çalışıyor. Okay. Yarın istediğim şey bu. Tetiklendiğiniz anları yazın. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Yarın size bir eğitim tarihi açıklayacağım. Bir yoğun hafta sonu eğitimi planlıyorum. İstanbul'da bunun duyurusunu yapıyor olacağım ve kayıtları açıyor olacağım katılmak isteyenler için. Kendini sevme sanatı yoğun hafta sonu eğitimi adını henüz açıklamıyorum, yarın açıklayacağım. Öyle çok heyecanlıyım ve onun dışında başka bir eğitimimiz daha olacak. O da online bir eğitim, onu da ayrıca açıklayacağım. O yüzden yarın heyecanla bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinizi sevin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bye bye.